Anayasa görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, anayasanın ilk 4 maddesinin de değiştirilebilmesi gerektiğini savundu ve meclis bir anda karıştı. CHP ve MHP'liler İsmail Aydın'a tepki gösterdi. Yeni anayasanın maddelerini oylayan mecliste ilk 4 madde gerilimi yaşandı. AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, ilk 4 madde dahil tüm anayasanın değiştirilebilir olması gerektiğini savundu. Ben ve partim de anayasanın ilk 4 maddesinin mutlaka anayasada olması taraftarıyız. Bunların değiştirilmesini arzu etmiyoruz. Ama benim şahsi görüşüm olarak, bir hukukçu olarak anayasanın bütün maddelerin değiştirilebileceği kanaatindeyim. Yeni bir anayasa da yapılabileceği kanaatindeyim. Ben bunu ifade ettim efendim. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, asıl niyeti deşifre ettiği için İsmail Aydın'a teşekkür ediyorum dedi. Yani biz şimdi bu değişiklikleri yapıyoruz ama ileride ilk 4 maddede dahil olmak üzere her türlü değişikliği yapabiliriz gibi bir görüşü çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın anlayışını burada AKP grubunun sözcülerinin gizlemeye çalıştığı anlayışı yansıttığı için kendisine teşekkür ederim. Tepkiler üzerine AKP'li İsmail Aydın düzeltme için kürsüye geldi ama geri adım atmadı. Sözlerinin arkasında durdu. Ben de 1982 Anayasası'nın ilk 4 maddesinin anayasamızda mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bir hukukçu olarak, teorik olarak anayasanın değiştirilemez maddesi olmasını kabul etmiyorum. Bütün metin bu. Anayasanın ilk 4 maddesinin bu şekilde tartışmaya açılması Başbakan Binali Yıldırım'a soruldu. Biz de teklif falan etmedik. Edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir. Devletin olmazsa olmazıdır. Böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun.